Başlayabilirsiniz. Oturarak mı? Hiç fark etmiyorum. Değerli ilçe başkanlarım, çok kıymetli kadın kolları ve gençlik kolları başkanım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Şehzadeler Kadın Kolları Başkanım, Saruhanlı İlçe Başkanım, Saruhanlı Belediye Başkan adayımız Sayın Zeki Bilgin bugün aramızdalar. Bugün adaylık süreciyle ilgili bir parti meclisi toplantısı yapıldı ve adaylıklarla ilgili bazı konularda değerli basında bilgilendireceğiz. Sayın basın emekçilerine tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bildiğiniz üzere 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri içerisinde görev alan bir kardeşinizim. Gençlik Kolları Başkanlığı, Yunus Emre ilçesinde Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Başkanlığı yaptığım dönemdeki ilçe başkanım da burada Engin abimiz, Engin başkanımız da sağ olsun. Daha sonrasında Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve en sonunda da son bir yıldır ilçe başkanı olarak can hıraç bir şekilde çalıştık. Partimize hizmet vermeye, katkı vermeye gayret gösterdik. Her zaman önce ülkemiz için, sonra Manisa'mız için ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi için Kuvayi Milliye'nin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, iki büyük eserimden biri diye ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir ilçe başkanı olmak için mücadele ettik. Nerede bir vatandaşımızın derdi varsa onun derdine derman olmak üzere o çağrıldığı yere gittik. Yeri geldi Yunus Dağı'nda, yeri geldi burada, çarşıda, merkezde hangi vatandaşımızın sıkıntısı varsa hep onları anlatmaya çalıştık. Etkin bir muhalefet örneği göstermeye gayret ettik. Etkin muhalefetten kastımız vatandaşlarımızın sorunlarını bir muhalefet partisiyken bile çözülebileceğini, çözebileceğimizi göstermeye gayret ettik. Her zaman düğünlerinde, cenazelerinde, acı gününde, güzel gününde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Bunu bir parti neferi olarak yapmaya çalıştık. Biliyoruz ki Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet'in teminatıdır. Bizlere verilen bu görevin farkında olarak bu şekilde, bu bilinçle hizmet vermeye gayret gösterdik. Nitekim bir yıllık ilçe başkanlığımız süresi boyunca partililerimiz tarafından, genel merkezimizden, il başkanlığımızdan her zaman takdirle karşılandı çalışmalarımız. Bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız, en büyük gururumuz oldu. Ve nihayetinde önümüzde bir yerel seçim sürecine girdik. Bu yerel seçim sürecinde en başarılı, en iddialı, Yunus Emre'ye yakışan çalışmaları, projeleri üretebilecek bir adayla çıkma neticesinde, çıkma düşüncesiyle beraber bir ilçe başkanı olarak bu sorumluluk bize, yönetim kurulumuzla beraber bize aitti. Ve süre boyunca farklı görüşmeler yaptık. Belediye başkan adaylıkları için ismi geçen insanlarla görüşmeler yaptık. Bazıları çıktı gazetelerde açıklama yaptı. İlçe başkanı bana adaylık teklif etti gibi. Bazı görüşmelerimiz tabii ki gizli kaldı. Ve sonunda aday olmak isteyen kişilerin isimlerini kamuoyunda zaman zaman paylaşıldığını gördük. Birçoğun ismini sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Hepsi çok kıymetli, değerli büyüklerimiz, abilerimizdi. Ancak bu işin neticesinin parti içerisinde bir tartışmaya meal vermeden, kavgaya sürüklenmeden, sadece ve sadece hedefe kilitlenerek şu anki yetersiz, çaresiz, basiretsiz belediyecilik anlayışından Yunus Emre'yi kurtarmak olduğunu ana hedefimizin unutmamamız gerekiyor dedik. Ve bunun tek çaresini de parti içi demokrasiyle çözülebileceğini söyledik. Biz her zaman şahsım ve yönetim kurulum olarak ön seçimden yana tavır aldık. İstedik ki adaylarımız gelsin, sandık kurulsun ve bu sandık neticesinde en doğru adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu, şerefli üyelerinin kararı neticesinde verileceğini söyledik. Ve son gün, son saate kadar ön seçimi savunduk ve doğal bir uzlaşmayla, altını çizerek söylüyorum, doğal bir uzlaşmayla diğer adaylarımızın, aday adaylarının ismi geçen kişilerin adaylık başvurusu yapmaması neticesiyle ilçe başkanı olarak şahsımda bir doğal bir uzlaşmayla adaylık başvurusu yaptık. Şunu söylemiyorum. Bazı alınan
büyüklerimiz olabilir. Bir, pazarlık neticesinde adaylıktan çekilen aday adayımız yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle pazarlıklar da söz konusu değildir. İlkesel de bulmuyoruz. Ama son gün, son saatte hiç kimsenin önünü kesmemek için, çünkü bir ilçe başkanının aday olduğu noktada başka birinin ön seçime girmeye, aday olmaya cesaretin olamayacağını ya da çekinebileceğini düşünerek, kimsenin önünü kapatmak istemeyerek, estetik olarak, ilkesel olarak adaylığımızı açıklamadık. Son gün, son saatte aday olduk. Ve geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre ilçesinin tek adayıyım. Ve bu konuyla ilgili 3 milletvekilimizin görüş birliği vardır. İlçe yönetimimiz yönetim kurulunda aday olmamla ilgili karar almıştır. İl başkanımız ve il yönetim kurulumuz tam destekle, oy birliğiyle aday olmamla ilgili destek vermiş ve yönetim kurulunca karar almış, karar defterine geçmiştir. Az önce grup başkan vekilimizle görüştüm. Grup başkan vekilimiz zaten bu adaylık teklifini şahsıma yapan ilk kişidir. Partimizi en doğru şekilde temsil edeceğimi teklif eden kişi Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'dir. Ve az önceki görüşmemde de bu görüşünün arkasında olduğunu ve Yunus Emre'de tek adayın, aday olabilecek tek kişinin şahsım olduğunu ifade etmiştir. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek yumruk halinde kenetlenerek Yunus Emre Belediyesi'ni almaya odaklanmak zorundayız. Üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu farkındayız. 30 yaşında, 31 yaşına yeni girmiş bir ilçe başkanı olarak üzerimdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkındayım. İlçe başkanlığında bu işi çok iyi bir şekilde yürütebilecek olan değerli büyüğüm abim Bülent Mersinli'ye bırakmaktan, onun ilçe başkanlığı üstlenmesinden de son derece memnunum, içim rahat. Bugün bir parti meclisi toplandı ve şahsıma ilk parti meclisinde adaylığımın netleşeceğiyle ilgili taahhütler verildi milletvekillerimiz ve il yönetimimiz tarafından ve bu şekilde talepler gitti. Bugün 3 ilçemizin belediye başkan adayı parti meclisimiz tarafından kesinleşti. Bunlardan bir tanesi Zeki Bilgin Başkanım, Saruhanlı Belediye Başkan Adayımız, kendisine alkışlamak Zeki Başkanımız, yıllarını siyasete veren, benim gibi genç yaşta belediye başkan adaylığıyla tanışan ve yıllardır belediyecilikle iç içe olan bir başkanımız ve her başımız sıkıştığında kendi tecrübelerinden sağ olsun bize faydalandırmıştır. Bugün de yanımızda olduğundan dolayı ona çok teşekkür ediyorum. Saruhanlı'yı Zeki Başkanımızla birlikte alacağımıza adımız gibi eminiz. Saruhanlı'nın en güçlü adayı Zeki Başkanımızla birlikte inşallah 31 Mart akşamı Saruhanlı'yı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yapacağız. Diğer iki belediyemiz Gölmarmara ve Kırkağaç Belediye Başkanlarımıza netleşti. Ancak dün akşam Genel Başkanımız ile Sayın Meral Akşener arasında yapılan ittifak görüşmeleri neticesiyle ve uzun süredir Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin yapmış olduğu ittifak görüşmeleri sebebiyle siyasi nezaketen merkez ilçelerde belediye başkan adaylarının kesinleşmemesi bir sonraki parti meclisine atılması ile ilgili bir nezaket kararı alınmıştır. Ve bugün parti meclisimizde Yunus Emre Belediye Başkanımız netleşmemiş olsa da Sayın İl Başkanımızın ve Grup Başkan Vekilimizin sözleriyle, az önce telefonda kendilerinin verdiği sözlerle Yunus Emre Belediye Başkan Adayı olarak sahaya çıkıp çalışabileceğimizi ve bunu ilan edebileceğimizi ve ittifakın da bunun üzerine yapılması gerektiğini ifade ettiler. Biz bugünden bu saatten itibaren Yunus Emre Belediye Başkan Adayı olarak çalışmaya başlıyoruz. Bu ittifakın da yapılması ile ilgili partimizin genel merkezinin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz. Destekliyoruz. Çok büyük bir birliktelikle, bir ittifakla Yunus Emre'yi daha çağdaş, daha yaşanan, yaşanabilir ve yaşayan bir kent haline getireceğimizi buradan inanıyoruz. Ortak akla inanıyoruz.
Sadece parti rozetleriyle siyaset yapmanın belediyecilik anlayışında ters olduğunu biliyoruz. Şu anki belediye çalışanları da dahil olmak üzere herkesin rahat edebileceği bir belediye başkanlığı sözünü buradan taahhüt ediyorum, veriyorum. Hiç kimseyi, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden Yunus Emre'ye hizmet edeceğimizin sözünü buradan veriyorum. Ve seçilecek olan, belirlenecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kim olursa olsun, onunla birlikte ortak bir şekilde mücadele ederek Manisa'mızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş belediyeciliğiyle, sosyal demokrat belediyeciliğiyle tanıştırmak istediğimizi söylüyorum. Gerçeklerin de farkındayız. Gerçekler nedir? Çok partili döneme geçtiğimizden beridir. Yani 1946'dan bu yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiyle Manisa tanışmamıştır. Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla karşılaşmamıştır. Bu da Manisa'nın şu anki halinin tek açıklamasıdır. Bir İzmir'e baktığımızda nasıl bir belediyecilik olduğunu, yaşandığını, bir Eskişehir örneğinde, bir Çankaya örneğinde, bir Beşiktaş örneğinde nasıl bir belediyecilikle karşı karşıya olduğumuzu, ama Manisa'nın bugün büyük bir ucube köy halinde kalmasının sebebinin bugüne kadar gelen sağ zihniyetli belediyeler tarafından yönetilmesinin sebep olduğunu biliyoruz. Bunu kırmak gerektiğine de inanıyoruz. Çok daha çağdaş bir belediyecilikle Manisa'mızı tanıştıracağız. Ben şimdi açıklamamızın bu kısmında değerli basın mensuplarının sorularına fırsat vereceğim. Ve adaylığımız kesinleştikten sonra da önümüzdeki hafta parti meclisinde veya bir sonraki hafta ilk yapılacak parti meclisinde daha geniş kapsamlı bir adaylık açıklamasını tekrar yapacağız. Varsa sorularınızı almak istiyorum. Buyurun. Şimdi görünürde Yunus Emre Belediyesi'ne tek adaysanız CHP'den. Bu ittifak olursa nasıl olacak? Birinci sorumuz açıkladınız gerçi ama. Daha bir şey detaylı. Net olarak hiçbir şey belli değil. İkincisi, Büyükşehir adayınız Ferdi Zeyrek'in Büyükşehir adayı olamazsa Yunus Emre'den aday olacak konuşuluyor. Ferdi Zeyrek'in dışında başka isimler de var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi eğer ki bir ittifak gerçekleşirse şu an İl başkanımızla görüşmemiz, Şehzadeleri ilçesinde herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayı çıkmadı. Aday adayı olmadığı için değil. Bu ittifak görüşmeleri kapsamındaki görüşmeler neticesinde böyle bir karar alındı. Ve eğer ki bir ittifak gerçekleşirse Yunus Emre'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı üzerinde, şahsım üzerinde, Şehzadeleri ilçesinde de İyi Parti'nin çıkaracağı bir belediye başkan adayı üzerinde ittifak yapılması konuşuluyor. Ama bununla ilgili kesin bilgi vermek bana düşmez. İl başkanımız bu şekilde zaten daha önce basın önünde de bilgilendirme yaptı. İttifakın görüşmeleri bu şekilde. Yunus Emre ilçesinde kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayının çıkacağı net bir şekilde bellidir. Şu an yapılan sadece nezaketen bir bekleme için bir adımdır. İkinci sorumuza gelirse, size takım elbise verelim, olmadı, gelin ceket verelim şeklinde bir belediye başkan adaylığı bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayına yapışmaz. Sayın Ferdi Zeyrek'le az önce telefonla görüştüm. Buraya gelecekti ama yetişemedi. Ve şunu söyledi, kamuoyuna da özellikle basında paylaşmamı istedi. Hiçbir koşul altında Büyükşehir Belediye Başkanlığımın dışında bir ilçeye aday değilim dedi. Bu Yunus Emre de asla değildir dedi. Bunu benim adıma rahatlıkla basınla paylaşırsın. Lütfen de yer versinler. Değerli basın mensupları beni telefonla da arayabilir. İsterseniz bir gün sonrasında benimle beraber ikimiz basının önüne çıkar, bunu da ifade ederiz dedi. Ben tamamen Büyükşehir Belediyesi'ni almaya kanalize olmuş durumdayım dedi. Bununla ilgili kendi sözünün taahhütünü ağzından zaten duyduk. Aksi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmaz. Aksi Manisalılara da yakışmaz. Burada ilçe yönetim kurulumuz da, il yönetim kurulumuz da, genel merkezimiz de zaten böyle bir adıma müsaade etmez. Siyaset ciddi bir iştir. Vatandaşın gözünde bir gün başka yerde, bir gün başka yerde adaylıkta bu ciddiyeti ortadan kaldıracak bir adımdır. Sayın Ferdi Zeyrek'in ifadesi net bir şekilde böyledir. Diğer aday adayları ile ilgili. Sosyal medyada farklı yerlerde hepimiz görebiliyoruz. Bu süreçte
maalesef çok çirkin ithamlara da karşılaştım. Bu siyasetin içerisinde var olan ve siyasetçinin de bunları kabullenmesi gereken, bu konularda sakin kalması gereken durumlardan bir tanesi. Biz de yıllardır, 10 yıldır siyasetin içerisinde olan insanlar olarak bu gibi durumlarda soğukkanlılığımızı korumaya devam ediyoruz. Bundan sonra da şahsımla ilgili, örgütümle ilgili, yaptığımız işlerle ilgili olumlu veya olumsuz eleştiriler alabiliriz. Her eleştiriyi başımızın tacı ederiz. Hakaret olduğu yerde ne yazık ki üzülüyoruz. Yılların partilisi diyebildiğimiz bu partinin belli yerlere getirdiği insanlarda sosyal medyadan ağza alınmayacak hakaretleri duyduğumuz için de üzülüyoruz. Bununla ilgili daha fazla yorum yapmayacağız. Parti içi disiplin organları bu konuyla ilgili çalışabilir. Ama şahsıma yapılan hiçbir hakaretten dolayı da hiçbir kimseyi bugüne kadar disipline sevk etmedim. Göndermedim. Bundan sonra da göndermeyeceğim. Parti içerisinde hiçbir kavganın tarafı olmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil, barışın partisi olarak, birlikteliğin partisi olarak, mücadelenin siyasi partisi olarak kamuoyundan olacak. Ben görev aldığım sürece, aday olduğum sürece de bunu sağlamak için elimden geleni yapacağım. Başka bir aday olan olsaydı, sandık burada, Halep oradaysa Arşın da burada, sandığa gelebilirlerdi. Ve sonrasında adaylık başvurularının ardından da yine başvuru yapabileceğini il başkanımıza ileten kişilerle ilgili süre geçmesine rağmen gelebilirsiniz diye ben talepte bulundum. Ancak hiçbir talep yok. Tek aday olarak bu sürece gidiyoruz. Artık bu saatten sonra da genel merkezimizin ve il yönetimimizin, ilçe yönetimimizin kararıyla aday olarak sahalarda çalışmaya başlıyoruz. Bunları sizinle paylaşıyoruz. Şimdi bu ittifak konusu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz dengesini bozdu. Evet. Çünkü neden dengesini bozdu? Ya bizim aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları erken açıklandı. Çünkü gerek Saraoğlu, gerek kesin olan yerlerle ilgili olan yerlerle ilgili muhtemelen de İYİ Parti bir pazarlık içerisine girecektir. Yani sizin için de aynı şeyi söylüyor. Yani genç ama tabii partinin belli bir süreci var. Dediler ki son gün dediler. Açıklayın dediler. Genel merkez bu konuda bence biraz erken davrandı gibi geliyor. Yani hani doğmamış çocuğa don biçmek gibi derler ya. İttifak bir şekilde görünüyor idi. Ben baktığımda birkaç sorduğumda, il başkanına sorduğumda, diğer İYİ Parti'nin milletvekiline sorduğumda yok falan dediler. Of Türkort ama baktığınız geldiğiniz noktada da 48 saatte veya siyasette 3 saat bile çok önemli. Bu ittifak bir şekilde olacak. Olacağı zaman Cumhuriyet Halk Partisi bunun içerisinden nasıl yara almadan çıkacak? Yani iki, mesela bir kendi içindeki yara, bir ittifaktaki yara, bunu kamuoyuna nasıl anlatabilecek? O da çok zor, gerçekten ciddi bir süreç başlıyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Şimdi hani biraz önce dediniz de biz çıktık tek başımıza aday olduk. Şimdi bizim de gözlemlediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki belli yerlerin dışında hatta büyükşehirde bile belediye başkan adayı bulamaz konuma geliyor. Şimdi bunu bir niye bağlıyoruz parti olarak? Bir de tam Zeki Bey'in bulunduğu yerde gerçekten sosyal demokrat bir yapı var Saraoğlu'nda. Kazanılabilecek yerler var. Mesela dediğim Sarıgöl'ü tekrardan kazanımı olabilir. Salih'i tekrardan kazanım olabilir. Akhisar'da Adalet ve Kalkınma Partisi çekişme anında olabilir. Şimdi Göl Marmara, evet onda bir maya var. Ama bunların hepsini genel merkez bir takvimi açıklamadan, çok erken açıkladı diye düşünüyorum genel merkez. Sizi de bu takvimin içine ateşe atar gibi attı. Yani bunun içerisinde nasıl çıkar bu teşkilat? Gerçekten iki cephe var. Bir ittifak cephesi var. Bir normal kendi içindeki cephe var. Şimdi iki tamir, yani çok usta lazım buraya tamir edebilmek için. Bir de bunu halka da anlatmak lazım. Nasıl anlatabileceksiniz? Sayın Zeki Bey de bu konuda tecrübe sahibi. Siz de genç olmanıza rağmen Bülent benim zaten arkadaşım bilir bu konuyu. Bunu nasıl tamir etmeyi düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi bir partili olarak bana partim aday olmam yönünde bir görev verdi. Bugüne kadar hiçbir yere şahsım için, siyasi kariyerim için aday olmadım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkanlığı'na da partimin görevi olarak, bir parti görevi olarak aday oldum.
kazanmak için aday oldum, inandığım için aday oldum ve kazanacağımıza da kesinlikle gönülde inanıyorum. İttifak görüşmeleri süreci tabii ki kolay bir süreç değil, sancılı bir süreç. Ve bu sürecin Cumhur İttifakı kısmında nasıl ortadan ikiye ayrıldığını karpuz gibi ve başarılı olamadıklarını da görmüş olduk. Cumhur İttifakı bu ittifakı sürdüremedi. Çünkü ortada bir çıkar ittifakı vardı. Siyasi partilerin barajı aşabilmesi için verdikleri taahhütler, af gibi konular ve bunları da meclisteki çoğunluğu iktidar partisi sağlayamadığı için böyle başında demokrasinin kırıcı gibi Devlet Bahçeli'nin tutmasından dolayı bir uzlaşma sağlanamadı. Ancak bizim ittifakımız böyle değil. Bizim ittifakımız Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyabilmek için, Atatürk'ün çağdaşlık seviyesinde çağdaş Türkiye düşüncesiyle hayalini gerçekleştirebilmek için, bizim ittifakımız daha çağdaş belediyeler sunabilmek için ve bizim ittifakımız bir sonraki seçimlerin temelini daha doğru atabilmek için oldu. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemde yaptığımız çalışmaların tamamı kazanabilmeye yönelikti. Ve kazanabileceğimiz adaylarla yol almaya çalıştık. Bu sürecin erken olduğunu düşünmüyorum çünkü bu ittifak görüşmeleri sadece dün başlayan görüşmeler değildi. Aylardan beridir süre gelen görüşmelerdi. Bu ittifak görüşmeleri seçim bittiği günün ertesinden beridir yerel seçimle ilgili konuşulan görüşmelerdi. Ve genel merkezimizin çok sağlıklı, doğru bir şekilde adayları belirlediğini görüyoruz. Belirlenen 5 ilçede zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday çıkartması gereken bölgelerdi ve bu ittifak görüşmelerinin ruhuna aykırı bir şekilde belirlenmedi. Saruhanlı örneğinde de olduğu gibi. Diğer ilçelerimizde birçoğunda ön seçim olacak ama genel merkezimiz şu prensip kuralı aldı. Merkez ilçelerde ittifak görüşmelerinin neticesine göre aday belirlemeye ama buradaki örgütlerin İYİ Parti ile görüşmesinin arasında zaten merkez ilçelerin nasıl paylaşılacağı konusunda net bir şekilde artık karar verilmiş durumda. Sadece genel merkezin kararını bu şekilde bekliyoruz, onaylamasını bekliyoruz. İttifak görüşmeleri gayet doğru bir şekilde, doğal bir şekilde gidiyor ve daha iyi Manisa nasıl yönetilebilir bu temelde bakılıyor işe. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Genel merkezimiz gayet sağduyulu bir şekilde, il yönetimimiz gayet sağduyulu bir şekilde bu görüşmeleri devam ettiriyor. Başka sorusu olan? Hayır, benim şey, büyükşehirle ilgili. Ha, büyükşehirle ilgili, büyükşehir belediye başkan adaylarımız zaten... Ama orada bir ittifak yoktu yani, orada herkes çıkabilirdi. Büyükşehir... Yani aday sıkıntısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yok, büyükşehirde de birden fazla aday olmak isteyen kişi geldi. Ancak büyükşehirde bu ittifakın gerçekleşmesi için genel merkezimiz aday konusunda karar verecek. Genel merkezimiz ittifak konusunda karar verecek. Genel merkezler. O yüzden büyükşehir adaylıkları ilçe adaylıkları gibi değil. Büyükşehirde genel merkezin işaret etmediği, onay vermediği birinin aday adayı olmasının bir önemi, yüklüğü yok. Ancak ilçe adaylıklarını tamamen Sayın Genel Başkanımız, il başkanımıza ve örgütlerimize bıraktı. Ve örgütlerimiz de yönetim kurulu kararlarıyla, il ve ilçe örgütlerimiz de kesinleştirdi bazı ilçelerde belediye başkan adaylarını. O kesinleşen adaylardan bir tanesi de benim. Genel merkezle ilgili farklı adaylar da çıkabilir. Hayır, bir tane aday açıkladı ya. Ben şimdi madem o aday niye açıkladı diye düşünüyorum. O konuyla ilgili bir tane bir kişi açıkladı. O konuyu yani başkanımız daha doğru açıklayabilirdi. Yani dans edebilirdi demek istiyorum. Her bir ittifakın adayı olabilecek diye. O zaman o çocuğa da yazık. Belki de Ferdi Zeyrek ittifak olarak aday olacak. Bu konuyla ilgili bilgiyi il başkanımızdan daha rahat bir şekilde alabilirsiniz. Orada bir şey yok. Aday yok dedi. Hiç aday gelmedi. Yok. Ya bir hiç aday başvurusu da yok. Bekleme edilmedi adaylar. Saat 5'e kadar, 26 Ekim saat 5'e kadar bütün herkesin aday olma kısı özgürlüğü vardır partimizde. İster Büyükşehir'e ister Yunus Emre'ye. Ve Büyükşehir'e de aday olanların da neticeyi, kararı genel merkezin vereceğini biliyor olması gerekiyor. Ve buna göre de Ferdi Zeyrek aday olmuştur. Ve oradan sonra karar genel merkezindir. Başka adaylar da olabilirdi. Ama aday olsa da olmasa da başka bir kişi konusunda da bir ittifak söz konusu olabilir genel merkez. Güzel, yani o zaman soruyu tekrar değiştireyim. İttifaktan çıkıyoruz. Evet. Ne olacak? Ben Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Belediye Başkan adayım. Bu saatten sonra hiçbir kişi bu konuyla ilgili olumsuz bir görüş zaten bildiremez ve 3 milletvekilimizin, il başkanımızın, ilçe örgütümüzün tam uzlaşmasıyla belediye başkan adayıyım.
İttifakın da adayı benden başkası olması mümkün değil zaten. Net bir şekilde herhalde ifade yani ettim. İlla, yok, ilçe başkanlığını bu sebeple bıraktım. Kesin bir şekilde belediye başkan adayı Yunus Emre ilçesinde benim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Başka soru varsa alabiliriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.